Geride kalan hafta bir derbi haftasıydı. Fenerbahçe derbi sonrası bir Avrupa mücadelesine çıkacak. Derbi golsüz ve epey bir sessiz geçti. Ozan Zeybek oradan başlayıp buraya gelelim istersen. Seninle başlayacağım. Şimdi derbi pazar günüydü. Evet. Sen pazartesi yayın yapmadın galiba. Yaptım. Yaptın, Yaptın mı yaptım. derbiden sonra? Evet, evet. Yaptım. O günkü yorumcuların kimdi hatırlamıyorum. Salı yaptın, çarşamba. Evet, bugün çarşamba bugün Çarşamba iki yani iki program yapmış oldun. Evet. Ee, sendeki sentezlemenin yani analizlerin sonunda ne çıktı yorumcuların sonunda? Ya şöyle tabii ki topun bu kadar az hani oyunda kaldı, çok fazla pozisyonun olmadığı, durgun duran bir maç. Hı -hı. Bunu konuştuk ağırlıklı olarak. Biraz hani orta sahalar hücum oyuncuları mı ön plana çıkar diye maç öncesinde burada masa başında maçın 90 dakikasını oynadık ama e, karşılaşmada daha çok savunmacılar ön plana çıktı. Belki de hani daha sonra çok konuşacağımız isimlerden biri Beşiktaş adına Tayyip Talha mesela. Fenerbahçe'de de keza öyle savunma oyuncuları daha çok ön plana çıkmış oldu. böyle değerlendirmeler aldık. Sen ne diyeceksin merak ediyorum. Neden böyle değerlendirmeler aldık biliyor musun? Çünkü büyük bir beklenti vardı. Herkes de bir derbi açlığı vardı. Herkes bu maçı bekliyordu. Özellikle milli takımında iki maç üst üste kötü oyunu, yeni sansasyonlar, yeni dedikodulardan sonra herkes bir derbiyle bu işi örtmek istedi. Artı Fenerbahçe'nin e, sezon başından beri hazırlık maçları dahil gösterdiği tempo bu derbide bir patlama yapacağı imajı oluşturdu evet. kafalarda. Artı devre e, milli maç arasına gitmeden önce de Beşiktaş'ın Oluşturduğu tabloda da acaba teknik adam gider mi ya da Beşiktaş dağılır mı? Beşiktaş çok kötü günler bekler diye böyle e, psikolojik sohbetler, alverler olduktan sonra da tabii derbi kimseyi tatmin etmedi. Şu var, ben maçı kalabalık bir yerde izledim, bir restoranda izledim, Kordon'da. E, bizim Zafer abi vardır İzmir'de Kordon'da, onun dükkanında izledim. Şunu sorduk böyle 20. dakikalarda o Beşiktaşlı ben Fenerbahçeliyim mesela. Tam bir derbi, derbi. buluşması olmuş. Evet sizin için. o sohbet ediyor <laughs> tabii adam mekenci herkesle de, de şey yapar böyle konuşur diyaloğu iyidir. Ben şunu söyledim ona 20. dakikalarda bana sordu bence çok güzel bir derbi dedim. Ama 2 Ekim tarihinde maç oynarken kalkıp da su molası veriyorsan 25. dakikada su molası derbi ondan sonra bitti. O psikolojiyi kaybetti. Bazen futbol takımlarında deriz. Ya keşke milli maç arası olmasaydı. Keşke sömestri tatili, karne, hani ilk yarının karnesi olmasa da lig devam etseydi. Çünkü bazıları tempo yakalar, işi kötü olan da ona sarılır. Hani bir şey yapabilir miyim, yakalayabilir miyim, düzeltebilir miyim diye. Ee, milli maçtan sonra o reaksiyonu oluşturamadılar. Birincisi şunu söyleyeyim aklımdayken unutmadan. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Müthiş 90 dakika boyunca inanılmaz destek oldular. O kırılganlığı takımında hiç oluşturmadılar Çünkü psikolojik sıkıntıyla eksi birle geldi. Yani Fenerbahçe psikolojik anlamda daha üstün çıktı maça. Ve herkes, otoriteler, oyuncular, futbol adamları, bahis dünyadaki siteler herkes Fenerbahçe'nin kazanabileceğinden bahsediyordu yani. Ee, Fenerbahçe... Yani deplasmana çıktı halde daha favori gösterildiği oldu. Tabii ama Fenerbahçe zaten bunu bu imajı oluşturdu. Hep baktığımızda ben istatistiklere takılarak konuşmam. Futbol yorumlarken rakamlara fazla takılmam ama bunda da bir bunu da belirtmekte fayda var. Bunlar yardımcı ögelerdir. Bunlar bize ana yol gösteren şey değildir. Tarihi yolların e, tabelalarıymış gibi düşün istatistikleri. Fenerbahçe e, bu sezon genelinde hazırlık maçları dahil, kaybettiği Dinamo Kiev maçı dahil, kaybettiği Konya Spor maçı dahil en çok topa sahip olma, topa sahip olmak bir marifet değildir. Pozisyona girebilme gol yani bir Konya spor maçında belki düşük orandaydı bu ama diğer maçların hepsinde Avrupa'nın yani bütçe olarak senden 2-3 kat yüksek olan rent takımına karşı, bile Fenerbahçe üstün oynadı. Bütün istatistikler pozitif anlamda Fenerbahçe'nin yanındaydı. Yani... Radı, şimdi sum olasını eleştirdim. Peki neler bu maçın hani derbiyi öldürdü dedin ya. Başka ölmesine sebep oldu. Bir tek o değildir tabii ki senin görüşüne. Maçın Şş. en kötüsü kimdi? Yanılmıyorsam sosyal medya paylaşımında gördüm. Cesur'un sahaya sürdüğü 11'i de beğenmedin sen. Beğenmedim. Evet. Maşallahın var. Her şeyi takip ediyorsun yani. Vallahi bravo. Her şey kontrol altında. yani. Tabii. Kim ne yapmış, ne etmiş, kim, kim konuk yazmış. geliyorsa son, bu, son gelmediğinden bu yana neler yapmış Yap. diye. Aslında Onun... bir şey söyleyeyim. Hiç özel çalışmadım. Evet. Ama derbi zamanı bakarım böyle evet. kim ne düşünüyor diye. Sen neden bakmışsındır ona? O zaman buraya çok önemli bir şey yazdı mı? Evet. Bir, bir şey haber çıkartır mıyım diye. <laughs> Neyse evet, evet. Ee, şu var. Ee, ben Jesus gelsin diye burada sanki propaganda yapan, reklam kampanyası başlatan kişilerden birisiyim. Neden yaptım bunu? Fenerbahçe'nin böyle, Fenerbahçe'yi böyle ateşleyebilecek, tekrar ayağa kaldırabilecek. Yani Fenerbahçe bu yönetim, mevcut yönetim geldiği günden beri benim gözümde hep yanlış teknik adam seçti. Aynı şeyleri bir daha anlatıyorum ama hafızalı tazelemekte fayda var. Beni teyzeden de Victor Pereira geldi. E, bilmem ne akla soruldu. Erol Hoca geldi. Anlatabildim mi? Yani bunlar hepsi yanlış tercihlerdi. Koku. Koku biliyorsun Fenerbahçe'den gittikten sonra takım daha yeni buldu. Geçen hafta buldu. Evet. E, bu imajlara, bu tarz teknik adamlara baktığında Fenerbahçe'nin yanlış tercihi yaptığı zaten ortada. Bazı transferleri de yanlıştı. Bu sene hep bahsettiğimiz konu. Büyük takımın büyük teknik direktörü olur dedik büyük takıma bence benim gözümde büyük teknik direktör getirdi. Burada bir teknik direktörle beraber program yapıyoruz ama şunu söyleyeyim. Ben her zaman yerli teknik adamdan yanayım. Bazen bunlar tercih sebebi olmazsa biraz sonra mesela e, bir arada reklam arasıymış gibi ben de bir aradan milli takımdan bahsederim. Yani anlatabilirim orada Kunstan da bahsetmek istiyorum. Evet. Ben yerli teknik adamdan yanayım ama Fenerbahçe bünyesinde bugün için öyle bir yerli teknik adama uygun bulamadılar, göremediler. Yabancı teknik adama yönelmek zorunda kaldılar. Bence doğru tercihi bu adam doğru tercihti. Bugüne kadar bunları niye böyle anlatıyorum? Böyle ön söz gibi giriş gelişme sonuç yapacağım şimdi. Ee, <laughs> Jesus'un oyun tarzı, biz özlemişiz böyle şeyler hocam. Yani ofansif oyun, bol pozisyonlu oyun, aksiyonu bol. Eskiden Fenerbahçe taraftarıyla ben böyle kalabalık bir yerde maç izlersem dakikalar 80 olduğunda Fenerbahçe 2-0 bile öndeyse bir an önce bitsin kurtulalım derlerdi. Şimdi Fenerbahçe yenilse de geride de olsa 5-0 da önde olsa bitmesin bir 15-20 dakika daha keşke devam etse diye diyenleri görüyorum. Ama bu maç mesela derbi biraz böyle şimdi <laughs> falan yaptırdı yani. Şimdi ona geliyorum. Ben bu maçta Jesus'un kadro tercihini hep bak Jesus'u pozitif yönlerine yönlerini hep anlatıyorum. Kadro tercihini yanlış buluyorum. Nasıl mı? Yani bana desen ki Ozan, hazırlık maçlarını izledin, Avrupa Kupa maçlarını izledin, 7 tane lig, 6 tane Fenerbahçe bir bay geçtiği için bu 7. maçıydı, evet. bunları izledin. Bana bir analiz yaptığında kimleri yazarsın kadroda diye, Osuay Samuaylı mutlaka yazarım. Mutlaka. En hızlılık anlamında hem direnç anlamında hem çabukluk anlamında. Ozan Futbolda pardon hızla... bir şey söyleyeyim mi? Herhalde bu Samuel'i ikimizden başka da kimse yazmıyor. Ben de bayılıyorum hayır, herife. Aslında bizde... Real Madrid'de falan oynar diyorum ya. Ben de Adam de söylüyorum pardon hocam. niye şey, sana katılıyorum. Bir tane orta yaptı. Hı, hı. orada işte bazı şeylere Cesus'a kızıyorum anladın mı? Ondan sonra falan filan ya. Lan, yani orada bir kişi var. Yaptı işte herif ya. Çabuk, seri, adam ya. Müthiş bir herif bana göre ya. Müthiş bir adam ya. Bravo vallahi. Hocam, teknik Bravo açıdan vallahi. siz onu biraz sonra yorumlayın. Hem çabuk Hı. hem hızlı. Ya Bak çabukluk bırak. ayrı, futbolda ya. hızlılık ayrıdır. Anlatabildim Bu oyuncu da bu iki yetenek de var. Ee, <laughs> Patlayıcı kuvveti güçlüdü bir de. Güçlü evet. de var yani. Atletik yapısı yani. çok üst düzeyde. Anatomik sürede. olarak da öyle. Şimdi Beşiktaş teknik adamı ne zaman geldi? Geçen sezonun sonuna doğru geldi. Evet. Herkes röportajlar yaptığında futbolcularla yönetimle ya da gazetecilerle biz böyle çalıştıran birini görmedik dediler. İnanılmaz <laughs> fiziksel mi? anlamda Igor Tudor da Galatasaray'a geldiğinde bunlar konuşulmuştu. Evet. Antrenman metodu vesaire. Bu teknik adamın çok iyi yükleme <laughs> yaptığı söylendi. Evet. Sezon öncesi kampının belki de ben bunu bizim kanalımızdaki yayınlarda da gördüm Beşiktaş muhabirlerinden ben dedim örnek veriyorum arkadaş diyor ki mesela Serdar Sarıdağdı galiba ben yıllardan beri takip ederim böyle tempolu bir kamp öncesi görmedim sezon öncesi görmeden görmedim dedi. bunları duyduk ya zaten bunlar fiziksel gücünün Beşiktaş'ın iyi olduğunu biliyoruz o yüzden dirençli bir takım çıkarmak zorundasın... birinci yanlışı benim gözümde ben savunmaya burada yeni bir polimik konusu açmak istemiyorum üçlü savunmam olsun dörtlü savunmam olsun bunlara girmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim yani ben burada Serdar Azizciyiz. Serdar Aziz ama sakatlıktan dönerken bir risk. İlk maç, maçını Beşiktaş deplasmanında oynatmak bir risk. Burada ne yapacaktık? Ee, Salahi ve Gustavo stoperler. Alioski sol bek. Alioski'yi de bak sonradan alıyor. Alioski'yi sonradan aldı. Sonradan alıyor. Zaten bizim söylediklerimiz de sonradan girdi. Evet. Böyle açıkça konuşuyorum. Maç bittikten sonra değil maçtan önce de bunları konuşup yazdığımız için böyle rahat anlatıyorum. Ben burada sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte Alioski, iki tane stoper, önlerine de Crespo Arao. Mutlaka koyardım, onu yaptı. Ama ikinci konuya geleyim şimdi. Osayi niye oynatmıyorsun, oynatmadı derken bu kadar anlatmamın sebebi. Şimdi bir de Maradona İrfan var biliyorsun. Fenerbahçe'nin en pahalı futbolcusu, en çok bonservis ödenmiş futbolcusu. Belki de Türkiye'de yerli olarak en çok maaş alan futbolcusu. İrfan ne yapıyor abi? 6 hafta ortada gezmiyor. 2 2 tane ara pas atıyor. Bir fantastik gol atıyor. Yine bir 3 hafta kayboluyor. Ben futbolda istikrardan yanayım. Sen istediğin kadar yetenekli ol. Türk olduğun için zaten bir kontenjandan dolayı bir avantajla geliyorsun. İstediğin kadar yetenekli büyük futbol istediğin kadar yetenekli futbolcu ol. Özel futbolcu ol ama büyük futbolcu olmak ayrıdır. Devamlı hep istikrarlı bir çizgide gitmen lazım. Hani dönem dönem %10 artı eksi %10 yazar ya bazı matematik hesaplarında. Evet. Dönem dönem yani ben 70-75 standardı yakalamasından yanayım yüzde olarak. Hadi 65'e düşersin bazen maç çevirirsin maç alırsın tek başına. İrfan'la başlamazdım Beşiktaş deplasmanında bunu da söyleyeyim. Şimdi en çok da dokunulacak konu hocamı hiç dinlemedim. Siz maçtan sonra yorum yaptınız yaptı, mı Güneş Hoca bilmiyorum ama. Bir de şunu söyleyeyim Lincoln. Yani Lincoln'i Fenerbahçe'ye transfer ettiklerinde ve Lincoln'un backgrounduna geçmişine baktığında ne var? Ceza sahası çevresinden şutlar çekebilir, ee, açık yani ofansif anlamda kenar oyuncusu yapabilirsin, 10 olarak kullanabilirsin. Ya iki kez 11'de Lincoln ile başlayan bir Jesus var. Adam yani ne ofansa yaranabildi? Ne defansa yaranabildi. Ben bunu bazı kişilerle de tartışıyorum. Bazı teknik adamlarla maç sorusu konuştum. Hayır abartıyorsun dediler. Lincoln görevini yaptı. Hayır. Ben orada Alioski ile başlar direnci arttırırdım. Zaten Fenerbahçe'nin hücum attı yeterince e, kuvvetli. İkinci araya başlarken kimleri değiştirdi? Osai Samuel aldı. İrfan Can'ı çıkardı örnek veriyorum. Evet. E, Lincoln'u çıkardı. Alioski'yi aldı. Bir de şunu söyleyeyim. İlk 11'imde benim batı olurdu. Neden? Sen maçtan önce de söylüyordum Neden? Batshuayi'nin biz neden Batshuayi'yi biz beğeniyoruz? Gerçek bir santrafor diyoruz. Batshuayi e, rakip defansta bir kişiyi yani bir Batshuayi iki üç tane oyuncuyu savunma anlamında oyundan düşürebilen atletik, dirençli, güçlü bir oyuncu. Hani son vuruşlar hakkında çok böyle eleştirilen bir Batshuayi var ama şunu söyleyeyim Melike. Batshuayi de Batuay başlayacaksın. Daha sonradan almayacaksın. Neden? Fenerbahçe'ye lütfen şimdi izleyenler Fenerbahçeli olanlar özellikle şuna baksınlar. Fenerbahçe'nin kazandığı maçlara bakın. Hepsinin ilk yarısında gol atmış Fenerbahçe. Bu ne demek? Fenerbahçe'nin ilk yarı bir şey koparabilmesi lazım ki kazanabilmesi lazım. Kazandığı maçları diyorum bak. Kazanamıyorsa zaten ilk yarı golü yok Fenerbahçe'nin. Yani Bunların içinde bir tek Dinamo Kiev Konya Konya'da zaten gol evet, yok evet. ama Dinamo Kiev maçında da ilk yarı atılıyor. Yani, yani. Fenerbahçe'nin genelde maçları böyle. Giren, hızlı giren, rakibi boğan, savunma savunmasını yani rakip ceza sahasının çevresine e, konan bir Fenerbahçe, çabuk oynayan bir Fenerbahçe sen zaten rakibin e, hızlı girip de deplasmanda bir şeyler yakalayabilmesin Beşiktaş'ta. Ben Batshuayi ile başlardım. Batshuayi Valencia ile başlardım. Pedro ile değil. Bunu daha sonradan deneyebilirdim. Çünkü neden bunu anlatıyorum? Batshuayi'yi eleştiriyorlar. 70. dakikada oyuna girdi. 4 dakikada uzatma var. 24 dakika. Hadi 25 dakika oyunda kaldı. Hiçbir şey yapamadı. Zaten Batshuayi'nin girdiği dakikalarda oyun Beşiktaş'a geçmişti artık. Biz hep Jesus'a ne diyorduk? Hocama söz topu atacağım şimdi. Jesus kimi çıkarırsa, kimi oyun alırsa oyuna etki yapıyor oyuna giren yedek kulübesinden girenler de oynayanlar kadar en az etki yapıyor. Fenerbahçe'nin oyununu değiştiriyor, pozitif anlamda güç katıyor. Bunları söylüyorduk. İlk defa Fenerbahçe'nin kendi taktiği Jesus'un bu oyuncu değişiklikleri tutmadı.